3 farklı senaryo, emekli maaşlarında ek mümkün mü? Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2024 yılı ikinci dönem artış oranları da netleşmiş oldu. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emeklilerin ve memurların 2024 yılı ikinci dönem artış oranları da netleşmiş oldu. Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin enflasyondan kaynaklı artışları %24.73 olurken, memurlar ve memur emeklilerinin artışları %19.31 olarak belirlendi. Şimdi yeniden gözler hükümete çevrilmiş durumda. Enflasyon oranlarının belli olmasından sonra ek artışlarla ilgili 3 ayrı formül üzerinde duruluyor. Refah payı verilmesi, enflasyondan kaynaklı artışların üzerine hükümet belli oranlarda ek artış yaparak emekli zamlarını yükseltiyor. Bu Temmuz ayı içinde gerçekleşebilir. %24.73 olan enflasyon oranına ek olarak yapılacak 10 puanlık artış, zam oranını %35'e çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için ise oran %30'u bulacak, böylece sıfır zam tehlikesi de önlenmiş olacak. Zamların eşitlenmesi, ocak ayında uygulanan bir yöntem olarak tüm kesimlerin zam oranlarının eşitlenmesi de gündemde. Ocak ayında Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklilerinin maaş artışları düşük çıkmış ve memur emeklileriyle eşitlenmişti. Temmuz'da ise memur emeklilerinin artışları Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur'lulara göre düşük çıktığı için bir eşitleme yapılabilir. Böylece refah payı verilerek eşit zam uygulanabilir taban maaşın artırılması, bir diğer formül ise 10 bin Türk lirası olan taban maaşın artırılması. Her zam döneminde gerçekleşen bu uygulamanın Temmuz'da da yapılması bekleniyor. Bu durumda kök maaşı ne olursa olsun tüm emekliler zam almış olacak. Taban maaşın artırılmaması durumunda kök maaşı 8.000 TL'nin altında olan 3.6 milyon emeklinin yine 10.000 TL'nin altında kalması ve zam almaması söz konusu olacak tüm bu ek ödemelerin yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor. Karar verildikten sonra bir yasa teklifi olarak TBMM'ye sevk edilecek ve görüşüldükten sonra resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek. Emekliler maaşlarını peşin aldıkları için Temmuz ayında ödenecek aylıklar zamlı olarak hesaplara yatırılacak. Ek ödemelere karar verilirse yasa çıktıktan sonra maaşlara eklenecek. Maaş ödeme günlerine yasa yetişmezse, Ocak ayında olduğu gibi daha sonra hesaplara aktarılacak. Memur emeklileri ayın birinden itibaren maaş aldıkları için zam onlara henüz yansıtılmadı, daha sonra farklar ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri ise ayın 17'sinden sonra maaş alıyor, vakıflıların maaş günleri ise ayın 25'inden sonra başlıyor. Memurlar ise her ayın 15'inde aylıklarını alıyor.